müşterilerinin tüm sorularını en kısa sürede cevaplandıran şöhretli danışmana konuk olduk. İzleyelim. Merhabalar Altın Rehber izleyicileri. Bugün Yozgat'tayız. Şöhretli danışmanlıktayız. Yanımda şöhretli danışmanlık sahibi Ömer Bey var. Ömer Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 2013 yılında Ömer Şöhretli Sosyal Güvenlik Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Limited şirketimi kurdum. Şu anda bu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak çalışmaktayım. Yurt dışındaki genellikle bizimki emekliye dayalı, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kanunlarının vermiş olduğu yetkiye göre yurt dışındaki vatandaşlarımız bize emekli olmaları için Türkiye'de 3201 sayılı yasaya göre oradaki çalışma süreleri, ev hanımlığı süreleri, çocuk yetiştirme süreleri, bu evrakları bize vererek, ipra ederek ve bir de vekalet vererek biz bunların bankalardan kredilerini sağlayarak bunları emekli ediyoruz. Ve sonuçta da bunların memnuniyetlerinin dönüşlerini alıyoruz. Peki Ömer Bey, bu sektörün açığını kapatmak mıydı sadece amacınız? Yoksa burada sizi cezbeden başka unsurlar da var mıydı bu sektörü tercih etmek konusunda? Bu sektörü tercih etmemizdeki vatandaşın sıkıntılarını görerek başladım. Çünkü gurbetçi vatandaşlar benim daha önceki çalışmış olduğum çok ortaklı bir şirkette Anadolu'da. Oradan bunları yakınla tanıdım. Tabii ki bu vatandaşlar hizmet edilmenin karşılığında bize sempatilerini gösterdiler. Biz de bunları çok sevdik. Amacımız Anadolu insanına hizmet etmekti. Peki Ömer Bey, size göre danışmanlık ne demektir? Biraz açar mısınız? Danışmanlık bütün tecrübelerin, birikimlerin, birikip daha sonra bu birikimleri birey bazında ve küçük ölçekli şirketler bazında yansıtmak ve onları büyütmek ve insanların refahını büyütmek, şirketleri de ekonomik olarak büyütmektir. Peki deneyim sahibi olmayan, çok fazla bilgi birikimine sahip olmayan insanlar sizce danışmanlık yapabilir mi? Yani danışmanlık hizmeti vermekte eğitimin önemi nedir sizce? Birinci sırada eğitim gelir. Yani eğitim olmadan danışmanlık hizmeti veremezler. Birikimler olmadan danışmanlık hizmeti veremezler. Ömer Bey, peki Türkiye'deki danışmanlık hizmetlerinin açıkları nelerdir? Bunları gidermek için neler yapmalıyız? Şu anda Türkiye'de iş piyasası danışmanlık oranı çok az bir mesafeyle gidiyor. Bunun içinde hatalar çok yapılıyor. Yani iflaslar, başarısızlıklar. Şu anda danışmanlığı daha da çoğaltılması, daha da büyütülmesi gerekiyor. Bu da tecrübeyle, akşamdan sabaha yetişilmiş bir olay değildir. Zaman alacak bir olaydır. Ömer Bey, bu güzel röportaj için size çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Altın Rehber ekranlarından tüm Türkiye ve dünyaya neler söylemek istersiniz? Biz teşekkür ederiz. Gurbetçi vatandaşlarımıza şunu sesleniyorum. Burada bir evlerinin olduğunu unutmasınlar. Herhangi konuda emeklilik, finans, yatırım, diğer konularda şöhretli danışmanlık memnuniyetlerini sağlamak için onların hizmetkarıdır, hizmetlerindedir ve bekliyoruz.